Efendim hoş geldiniz Yeşil Devi maceralarına, Fallout serisine kaldığımız yerden Catherine ile devam ediyoruz efendim. Ne yapıyoruz bu bölümde? İlk defa dışarı çıktık, ilk defa yüzeyi görmüştük, heyecanlıydık ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimizde pistolümüz. Şimdi oyunda tüfekler ve tabancalar arasında büyük bir fark var. Bunlar da kendi içinde ayrılıyor işte lazerler, patlayıcılar, sniperlar gibi. Skill'lerimiz de bunun doğrultusunda hani bir kendimize hedef seçip, bir vizyon seçip bu çizgide ilerlememiz gerekiyor. Ve bu çizgide de ilerlemeye çalışacağız. Şimdi dışarıda insanlar ölmüş, patlamalar olmuş, Boston'luktan çıkmış. Hemen en yakınlara bir bakarak. Evet, Redex bize en çok lazım olan şeylerden bir tanesi, bu radyasyonu yok eden bir ilaç. Bunları alacağız. Nuka Cola şişeleri klasik. Bunların kapakları oyundaki para birimi oluyor bu arada. Ben her şeyi lootluyorum abi, ama her şeyi. Evet, buradan girebiliyoruz herhalde tekrar Vault'a. Bu etrafta bir şeyler varsa vardır. Buralar lootlanmamışsa. Evet, şuradan çıkıp gidebiliyoruz ama öncelikle abi yalnız şurada bak, ağaçların sallanması falan efsane. Evet, Vault şey Pip-Boy'dan bir adet map bakacağız. Radyomuz da açıldı. Radyoları muhteşemdir. Evet. Evet. Evet, perk chart'ımıza bir bakalım. Heh. Perk chart'ımız gelmiş az önce ilk bölümde gösterdiğim tablonun aynısını işte online olarak da görebiliyoruz. Buradan arkadaşlar seçimlerimizi yapacağız bir level atlayınca. Hemen önceden bir bakayım mı? Ya da neyse, gelince bakarız ya, ne uğraşıyoruz. Map demiştik. Evet, gideceğimiz yer Go Home. İlk başta tabii ki eve gideceğiz. Eve bakacağız. Hemen bir ilerleyelim oraya doğru. Evet, evimiz zaten çok yakındı. Buradan gelmiştik. Yoldan değil de dağ taş atlayarak gidelim. Herkes bu yolu seçiyor ama galiba. De fark eden bir şey yok. Şuradan inecektik yani. Evet, atlaya zıplaya gidelim bakalım. Ve çiçekler var şurada. İlk dikkat çeken şey o sanırım. Geldik abi. Evet, Sanctuary. Mekanları keşfettiğimiz zaman da belli bir XP geliyor. Oyunda yaptığımız her şeyden XP geliyor abi. Bizim ev şu tarafta mıydı? Ha, şu taraftaydı. İleride soldaydı bizim ev. Aha, Cotsworth. Ana, sen yaşıyor musun? Benim ya. Ne oldu diyelim? Cotsworth, what happened to the world? The world, Mum? Well, besides our geraniums still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Sir back. Where is your better half? Aa, onu öldürdüler. They came into the vault. Maybe you saw them. They had guns and strange outfits. Only Miss Rose's boy running around in his Halloween costume more than a week early. I swear, the nerve of that woman leaving her brat unsupervised. Oh, not like you, Mum. You're the perfect mother. Sir is, where is Sir, by the by? They. Arkadaki glitch nasıl? Mom, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers. Or perhaps charades. Oh, Sean does so love that game. Is the lad
Evet. Abi arkadaki glitch efsane yalnız ha. Öldüğünü söyledik işte, o dedi ki modunu değiştirmen lazım işte, gel işte tavla falan atalım tarzında muhabbet. Aha radyasyon damage alıyoruz. Şu anda bir radyasyon bulutu geldi. Shaun'u kaçırdılar. Abi buradan efsane radyasyon alıyoruz. Kapalı bir yere girmemiz lazım galiba. Evet. Gel buraya Cosworth, burada konuşacağız. Gelmiyor orada. Abi evimiz ne hale gelmiş? Üf. Evet, radyasyon canımızı düşürüyor. Abo. Ve üzüyor da yani. Bak %1'i, ikisi gitti bile canımızın. Sol altta. Evet, düzeldi her şey sonunda. Evet, nerede kalmıştık? Abi her şeyi baştan mı konuşacağız? They came into the vault. They. He's gone. God damn it. So it's worse than I thought. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that. Evet, 200 yıldır hiçbir şey yemediğimiz için sıkıntımız da var. Ne 200 yılı? 200 years? What? Are you sure? A bit over 210 actually, mum. Give or take a little for the earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're two centuries late for dinner. Perhaps I can whip you up a snack. You must be famished. Acıkmış olmalısınız. Akşam yemeğine 200 yıl geciktiniz diyor. What? Food? Yeah, sure. I need a minute to think. Then I'll be right back. Evet, birileriyle konuşurken renkler çıkıyormuş. Karizma olaylarında. İşte sarı kolaymış, turuncu ortaymış, kırmızı da zormuş demesi yani başarması. Evet, asla eskimeyen işte o yiyeceklerden. Evet, Sugar Bomb. Şuradaydı onlar da. Bak burada dolap vardı. Buradaydı onlar. Mr. Handy Fuel lazım olur. Alalım abi. Televizyon alabiliyor muyum? Çalışmıyor. Teşekkürler. Hey Cotsworth. Ver onu bana. Verdiydi zaten de. Ruslar ve Çinlilerden saklanıyor olabilirler diyor. Cotsworth. I don't think the Reds are going to be a problem anymore. I have an idea. Let's search the neighborhood together. After all, Sir and Young Shaun, they're my family too. Deneyim misin diyelim. Are you sure you're holding up okay? Evet, gördüğünüz gibi karizmamız, konuşmamız arttı. burada sanırım Cosworth'u companion olarak alabiliyoruz. Stop it. Get to the point. Bir sürü saçma şeylerden bahsetti. Evet, bir tane holokaset bulmuş. Bu holokaseti sanırım Nate bize verecekmiş. Thank you, Cotsworth. Ama sonradan bomba işleri olmuş işte.
Enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? Sir and young. Evet, mahalleyi beraber arayalım, belki Sean'u buluruz diyor. Tehlikeli bir şey var mı? Oh, just the usual, mum. Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Evet, köpekler ve sinekler varmış. Alright. Lead the way. Evet, yol göster diyoruz. İlk 10 yıl falan bu evi temiz tutmaya falan çalışmış garibim. 200 yıl kimseyle konuşmayınca kafayı yemiş robotta, robot olsa bile. Ah, malumunuz. Şimdi bu holotape neymiş abi? Datadadır o büyük ihtimalle. Yok. Ha, envanterde mi? Evet, çok merak ettim. Bu da yeni bir şey, holotape olayı. Changes, sure. Things we'll need to adjust to. I'll rejoin the civilian workforce. You'll shake the dust off your law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Bye, honey. We love you. Eşimizden güzel bir kaset geldi, ses kaydetmiş, işte dünyanın en iyi annesisin, işte her şey güzel olacak, öyle olacak, böyle olacak diye. Mahallesi, yani burası aslına bakarsanız oyunda loot yapabileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi bir de safe bulduk ve Novice'de bir saç tokasıyla burayı açabileceğiz. Şu an tek yapmam gereken şey bir saç tokası bulmak. Yani burada evler olduğu için buradan güzel loot kaldırabiliyoruz. O yüzden buralara bakmak lazım. Plastik pumpkin'i bile aldım abi. Yalnız şu envanteri ne kadar taşıyabildiğimize bir bakalım. Evet, 240 taşıyabiliyoruz. 44'ü dolu. 240'a 44. Evet, bir bobby pin'i alırsak buraya geleceğiz. Bubblegum. Şey mi yapayım buraya acaba? Abi hep start'a basıyorum şey atacağım diye. Bu bir sürü olan bir şey ya. Map'ten tam bulunduğum noktaya local map işaret koyayım. Koyamadı. Koyamadım. Neyse, evi bulurum herhalde. Şurada bir şey mi var? Shopping basket. Radyo çalışıyor hala. Codsworth her yeri kıra kıra temizlemiş. Ben bir adet bobby pin arıyorum şu anda. O kasada güzel bir şeyler olabilir. Para dışında her şey işime yarar. Şu anda. Evet, 14 bottle cap bulduk burada. Bu güzel. Bu güzel. Birazcık loot yapacağım. Evet, bir adet workbench buldum. Burada ilk crafting işlerine girişebiliyoruz sanırım. Evet, bir adet weapon workbench buldum. Burada silah yapabiliyoruz. Burada da zırh mı yapabiliyoruz? Armorer mıydı? Evet. Armor. Birinde zırh, birinde silah yapabiliyoruz. Bu da normal workshop. Şey yapmak için herhalde. Base kurmak için mi acaba? Şimdi çözeceğiz abi. Evet, ağzı yüzü de kapattık. Şimdi girişebilirim. Öncelikle şu workbench'e bakacağım. Neymiş bu workbench? Workshop. Evet, build yapmamıza yarıyormuş.
Evet, yapabildiğimiz o kadar çok şey var ki harbiden. Abi yapabildiğimiz onca şey var. Ha, workshop'a basıp böyle istediğimiz yere kurabiliyoruz. O şekilde yani. Tamam. Bunu öğrenmiş olduk. Güzel bir base yapacağız oradan inşallah. Evet, pistollerimiz var. İki tane pistolümüz var. Bir tanesini scrap yapabiliriz aslında. Yapalım hatta. 5 tane steel veriyormuş bu bize. Bir tanesini scrapledim çünkü tamir falan edebiliyoruz. İsim verebiliyoruz. Modify yaptığımız zaman neler yapabiliyoruz abi? Ha, modify yapacağımız yeri seçiyoruz. Mesela burası. Evet, gördüğünüz gibi ağırlığını değiştiriyor silahın, damage'ını değiştiriyor. Bayağı şey değiştiriyor. Evet, yalnız gunnut olduğumuz zaman buradan powerful receiver yapabiliyoruz. Bayağı bir artıyor. Damage'ı 27'lere falan geliyor. Fire rate 127 yapan var, otomatik falan oluyor. Gayet iyi yani. Range'ini arttıran var şu şekilde. Accuracy'yi arttıran var. Magazin arttıran var. Sight koyabiliyoruz vesaire. Ki bu silah bir şey yapmama gerekmiyor. Bu el silahlarına da şey falan koyabiliyormuşuz bak. İşte stun, elektrik falan. Onlara da koyabilmemiz iyi oldu. Armor'da işler nasıl? Bunların hepsi otomatik olarak elimizdeki itemleri paylaşıyorlarmış arkadaşlar. Bunu da bildirmiş olalım. Evet, jump suit. Bunu modify muyuz? Evet, damage resistance'ı 5'ten 10'a çıkıyor. Evet, şimdilik iyi aslında. Yeni bir şey bulana kadar yapabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi her şey spatula bile işe yaradı bunu yaparken. Görsel bir değişiklik var mı? Yok. Şimdilik yok. Evet, Cosworth orada. İlk armor'umuzu upgrade'ledik. Evet, kimse yok burada. Thanks for trying, Cosworth. You can't give up, Mum. What about the city? Concord is nearby, and well, the people there have only shot at me a few times. Evet, Concord'a gidebiliriz diyor. Thanks for your help, Cotsworth. Şehirmiş orası. You'll find young Sean. I know you will. Evet. Sean'ı bulacağını biliyorum dedi. Evet, görevimiz de Concord'a gitmek oldu şimdilik. Evet, buradan bir steampunk. Bu mobilyaları da kullanabilmemiz lazım aslında. Çünkü burası bildiğin çöplük. Hani bildiğin literally çöplük yani. Ama atmosfer tam olarak yine yansıtılmış. Fallout evreni hiç bozulmamış burada. Arka masada bir iş var abi. Şehire doğru yönleneceğiz. Ancak buralarda arkada bir şey vardı. Kasa vardı bildiğiniz gibi. Ve tahminimce burada oyunda yine bubble head'ler mevcut. Ve burada bir bubble head olabilir. Çok ideal yer çünkü. Allah. A bak, işte bu paniği yapmamamız gerekiyor ya. Mermiyi sakla, gerek yok. Böyle de ölüyor zaten. İki mermi harcadım ve vuramadım yani. Bir de şeye, konsol alışana kadar. Şeye, kumandaya. DualShock'a. Özellikle sıkıntı yaşayacağım, evet. Buralarda bir bobblehead bulsak çok güzel olmaz mıydı ya? İşte hiç bakmadım yerlerine falan. Muhakkak bulunmuştur. Ya da böyle işte stat veren dergiler vardı. Onlardan da vardır diye düşünüyorum. Onlardan da olabilir. Ya buralar çok feci. Gideceğimiz yer şu tarafta. Ancak burada base yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız onu bilmiyorum. Ah be. Burası scrap dolu ya. Bunların hepsinden var ya, burada yeni şehir kurarım yemin ediyorum. Ama işte bu scrapları kullanabiliyor muyuz?
alabiliyor muyuz? Ondan bir haberim. Concord. Concord'a bir gidelim o zaman bu bölümde. Haydi bakalım hayırlısı. Evet, oyunda sulardan uzak durmamız gerekiyor. Böyle suları görünce atlamayacağız. Çünkü sularda radyasyon var. Ah bak şurada bir yer var ha. Vallahi orada bir ateş yanıyor. İnsan var mıdır orada ya? Bir Allah'ın kulu görmedik ha daha yaşayan. Vallahi bir Allah'ın kulunu görmedik daha. Ama oraya nasıl geçeceğiz? Su var. Belki bir geçiş buluruz. Dur bakayım. Merak ettim. Open World'un da güzelliği bu işte. Ve sular olabildiğince bulaşmadan. Yalnız zıplamam yok. Ha tamam. Basamamışım. Burada bir tank kalmış. Aha bak işte bak. Radyasyon mu bu? Bir anda tırstım. Evet, efsane radyasyon var. Aha bunlar radyasyonmuş. Burada şimdi başımıza belayı alacağız ha. Burada börtü böcek de vardır demeye kalmadı. Aha kanımı emiyor lan. Lan git. Aa bunlardan çok var. Ölüyorum lan radyasyondan. Çok kaldım orada. Evet bir steampunk kullanmamız şey oldu. Evet şöyle mi yapıyoruz abi direkt. Oh animasyonlar çok hoş olmuş ya. Animasyonlar müthiş olmuş. Benim deyime her gördüğün yere gitmeyeceksin işte. Wasteland burası. Her gördüğün yere gitmeyeceksin. Şimdi dinlenerek bir yerde dinlenerek canımızı fullleyebiliyoruz. O yüzden bir steampunk daha basmıyorum. Yarıda kalabilir. Bu beni öldürmez. En kötü kaçarım. Yarım canla. Oyunun Fallout New Vegas'taki gibi bir hardcore modu yok ama bir survival modu var ama çok farklı Fallout New Vegas'a göre. Onu okumuştum o yüzden o modu açmadım. Bayağı zorluyor çünkü. Evet bak buralarda meyve falan toplayabiliyoruz. Hala meyve var. Abi şehir var orada bildiğin. Hakikaten Daisy oldu şu anda. Abi evlere bak tatlım benim. Çok tatlı bir yere geldik. Yalnız burada banditler falan olabilir. Çünkü yaşam yok yine. Şuradan site bassam nasıl bir bug olacak acaba? Ha direkt içeri girdim. Bug report. Bug report. Aç abi. Caps. Oo Nuka Cola Quantum. Teşekkür ediyoruz. Nuka Cola Quantum da Fallout 4'e geçmiş. Öğrenmiş olduk. Üst katına bakalım senin. Aa Bobby Pin. Bobby Pin buldum abi. Geri dönüp oradaki kasayı açabiliriz. Orada ben bir şey olduğundan ümitliyim aslında. Medex. Aa şurada üstte yatak vardı. Orada dinlenerek canımı fullleyebilirim. Sabahleyin de geri döneriz. Evet şöyle bir 6 saat uyursam misler gibi olacak. 2287 yıl. Yılımız 2287. Evet gün doğarken yağmurlu da puslu bir gün oldu. Evet çatı yok tabi. Bunlar içeri. Yolu. Bobby Pin Box 7 tane daha çıktı. Bak gece karanlığında görmemişiz. Derken burada bir safe daha var. Ama bunu açmamız imkansız. Gördüğünüz gibi canım fullendi. Radyasyon yediğim yerler fullenmiyor. Abi oyun muhteşem. Şu anda oyun muhteşem. Aç şu kapıyı. Ben buradan bir hızlıca geri dönüp geliyorum arkadaşlar. Evet burada bir ölü buldum abi. Bayağı da üzeri dolu. Tabii çıplak kaldı böyle de yapınca ama. Ya adama yazık ya. Hani. Haydi bebeğim. Evet böyle gider hafiften o. Artık gider herhalde. Ne aldık? Evet bir outfit aldık. Bizimkisi daha iyi. Bu hem ağır da. Tüm vücudu kaplasa da. Evet yeni bir silah buldum. Pipe pistolmüş.
38'lik sıkıyor. Fire rate'i daha yüksek. Range'i aynı. Accuracy'si düşük. Damage'i düşük. Kendi silahımıza devam. Evet, bomba buldum burada. Ve bir kasa daha buldum. Bir kasa daha varmış. Farklı bir kasa buldum. Evet, ilk 8 bomba pinimiz var. İlk lockpicking'imizi yapıyoruz. Yıllardan beri 10 senedir değişmeyen lockpicking sistemi hala değişmemiş. Yani değişmesine de hiçbir gerek yok. Haydi bakalım. Büyük ihtimalle şöyle açılacak. Aman. Birazcık daha maybe. Ay tersiymiş. Evet, şu an açılması lazım. Ah be, ha açıldı. Tamam. Aa, açılmadı, kırılmış. Abi açılması lazım. Abi nerede tutuyor ya, şaka gibi. Heh, açıldı. Sweet. Oley, mermiler, silahlar. Evet, buradan shotgun mermisi bile çıktı. Demek ki güzel şeyler çıkıyormuş. Açmaya değecek şeyler, kasalar. Bir kasa daha olacak, onu da bulayım. Evet, uzun arayışlardan sonra buldum. Haydi bakalım. Evet, bobby pin kırmadan açtık bunu da. Çok iyi. Yine aşağı yukarı aynı şeyler çıktı. Steampunklar ve psycholar bayağı iş yapacak. Ve buradan almamız gereken şeyler var mı? Psycholar arkadaşlar, damage'ımızı arttıran ve bize damage resistance veren şeyler. Yani fight'larda kullanmamız gereken şeyler bunlar. Şehre geri dönmeden şu elimizdekileri şey mi yapsak? Scrap mi yapsak? Aynen, gayet iyi oldu sanırım. Bunlar bana bunu modify'la atacaklar galiba yalnız ya. Şuradan accuracy'yi arttırabiliriz aslında. Çünkü şey, XP de veriyor. Range'i yükseltebiliyoruz. Range'i yükseltmemize gerek yok. Zaten ben uzaklara ateş edemem bu şeyle. Şunla yani. Bu silahı da tercih edeceğimi düşünmüyorum. Ama şöyle damage verebiliriz. 22 damage için, ama bayağı çok şey alıyor. Evet, bayağı çok şey alıyor ya. Neyse, yapalım. Bayağı da damage veriyor. Evet, Comfort Grip Hardened 10M pistol. Efsanesin. Evet, daha da birazcık daha güçlendi silahımız. Concord'a doğru, Jonjor'da doğru devam edelim. Abi, benzin istasyonuna geldik. Orada bir köpek var. Aha, bu trailerlarda gösterilen köpek mi? Wow. Selamünaleyküm. Hey boy. What are you doing out here all by yourself? You are a mold. You are okay. Direkt let's go yapabiliyoruz. Şimdilik benimle beraber gelebilir ama bu yolculukta köpekle beraber gitmeyi düşünmüyorum. Çok severim ve bu köpeğin aynısından bende vardı. You seem like an okay guy. Okay then. Let's stick together. Ay tatlım benim. Oraya git, buraya git diyebiliyoruz köpeğe. Tamam. Evet, tam olarak yapmak istediğim şey Fallout'ta kendi base'im bu aslında. Bundan birazcık daha geniş, büyük, daha rahat edebileceğim bir yer ama böyle bir garaj yapacağım. Zaten şeyde gördüğümüz yerde burası. Oyunun fragmanlarında, menüsünde gördüğümüz yerde burası. Burada bir power suite vardı. Hiç şu anda yok. Evet, köpek bir şey buldu. Köpek böyle bir şeyler buluyorsa güzel yalnız. Ne buldun? Evet, bobby pin. Evet, buradan bayağı şey aldık abi. Güzel.
Alüminyum önemli sanırım. Evet, burada yiyecek varmış da yok bu olmuş. Arkada ne oluyor lan? Allah! Kurt atıl! Vallahi kurt şahane. Sıçanlar bastı. Burası bayağı iyi ya. Sigaralar, her şeyi abi, oyundaki her şeyi lootlamanız gerekiyor. Böyle her şey işe yarıyor çünkü. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama her şeyin şeyde, workshop'ta materyali var. Mesela şey alıyorum, konserveyi şeye çeviriyorum, tenekeye çeviriyorum yani. Evet, jet var. Jet de işimize yarayacak. Bu terminal neciymiş? Köpek arkayı temizliyor bu arada. Evet, safe storage. Take care of the barrels before you leave tonight. Inspectors are coming in the morning. Just hide them in with the others. We'll figure out the long term solution. Hey, if nature's going to favor us with a cave right below the shop. Abi, tam shop'un altında mağara varmış ve bunlar orada bir şeyler, bir variller saklamışlar. Evet, buradan bu bilgiyi öğrenmiş olduk. Aldın onu. Aldın onu, adamsın. Burada level 2 oldum galiba. Perklere tekrar bakmamız lazım. Abi bildiğin Nuka Cola var ya. Daha verir mi acaba? Yok, vermiyor. Sigara makinesi. Abi kimya. Evet, alkemi olmuş burası da. Granite Healing. Abi Red Steam Pack falan yapabiliyoruz. Efsane değil mi? Ne lazım Steam Pack için? Blood Pack ile falan Steam Pack yapabiliyormuşuz. Abi çok iyi. Abi çok iyi. Efsane. Bu muhteşem oldu. Şimdi bunun altında mağara nerede var ve burada ne saklıyorlar? Çok merakıma cazip ol. Acaba buradan mı? Yok. Çöp tenekesi değil. Burada bir armor workbench'imiz daha var. Abi cooking var. Bak, buradan direkt yemek pişirebiliyoruz. İşte aldığımız etleri demek ki onların da bir yararı var. Fire pit mesela. Evet, bak pişirebiliyoruz direkt ve bunların hepsi XP veriyor. Efsane. Etleri de artık alacağım demektir bu. Bunlar pişince yenebiliyor demek ki. İçecekleri falan da karıştırıp yeni içecekler, kokteyller hazırlayabiliyormuşuz. Süper. Süper. Yalnız bu mağaraya nereden iniyor onu çözmem lazım benim. Aha, bulduk işte, bulduk. Yazanları okumak önemli. Tabi İngilizce burada önemi var. İngilizce anlamanız gerekiyor. Fallout 3 için Türkçe var ama New Vegas için var mı bilmiyorum. Vardı bir yer, hazırlanıyordu ama bitti mi bilmiyorum. Ama Fallout 4 için tabii ki böyle bir şey daha söz konusu değil ve rahat bir 3-5 sene alır herhalde. Evet abi, buraya köpeğim sen de gel yavrum, isim de koyamadık sana. Buraya girmeden ben bir perklerime bakmak istiyorum müsaadenizle. Evet, level up gelmiş. Evet, ilk perkimiz. Ah, en sevdiğim ekran. Abi direkt buradan altından açacağız herhalde. Burayı açmayacağız herhalde, değil mi? Burayı level 1, burayı açacağız. Evet. Evet, Iron Fist'imiz tank gitmek isteyenler, CTR'e gitmek isteyenler için direkt yumruk yumruğa girişlerde önemli. Buna ihtiyacımız yok. Pickpocket'e adam görmedik daha. Şu anda ihtiyacımız yok. Yüzde artı 10 Damage Resistance. Bu güzel bir şey. Endurance. 3 yıldız vermiştik. Endurance en üstte yazıyor zaten. Yani buraya level 3'e kadar açabiliyoruz Endurance'ı. Devamına gitmek için daha fazla arttırmamız gerekiyor. Karizma. Cap Collector. Bu da alım satımlar daha iyi diyor ki şehirde muhakkak bir tüccar göreceğiz. Intelligence. Let Voltec guide you the path your closest quest target is displayed in the woods. Ona da gerek yok. Agility, Gunslinger, işte bu bizim şu anda kullanabileceğimiz bir şey.
Bu konteynerlarda daha fazla şans, hani daha fazla şişe kapağı buluyor. Ona da ihtiyacımız yok şimdi, güzel ama şu anda açmam gereken şey Gunslinger Agility'nin ilk perki. Neden? Çünkü pistol kullanıyoruz ve pistollere %20 daha fazla damage veriyor. Bu da güzel bir şey. Yani bizim şu an 23 damage'ımız varsa bunun %20'si 4.6 mı yapıyor? Yani 26'nın üzerine çıkacak hasarımız. Ve böylelikle aşmış oluyoruz. Hemen bir kontrol edelim isterseniz. Evet, 26'ya çıktı işte hasarımız. Gayet güzel. Az önce 18'di yani. Ama burada silah ihtiyaç duyacağımı zannetmiyorum. Sıçanlar var. Mermi craftlayabiliyorsak hiç sıkıntı... Abi, abi. Aman. Tek atıyoruz ya. Tepek de var. Vuramadım ya. Heh. Şimdi bundan etler pişiyor. Ben bu etleri alırım. Dişini de aldım yalnız. Evet, burada radyasyon var. Abi brain fungus ya. Beyin var abi. Buzdolabının arkasında beyinler girmiş ya. Pompa. Muhteşem. Aa, ölmedim mi? Oha, nasıl ölmedim ya? Evet, köpek aldı. Toolbox, orada bir kasa gördüm ben. Doğru mudur? Bir tane bakacağım. Funguslarla muhakkak bir ilaç, bir şey yapılıyordur. Evet, unlock. Ah kırdım. Ah kırdım. Yakışmadı. Evet, açtık hocam. Abi stealth boy çıktı, molotov çıktı, mayın falan çıktı ya. Molotov da iş yapar. Stealth boy da bizi görünmez yapan bir şey bir süreliğine. Önemli o da. Birçok yerde hani savaşamayacağımız yerlerde stealth olarak kaçmamıza yarayacak bir durum gerekirse. Onu stealth boy oluşturuyor. Evet, burada bir gaz kaçağı var. Vodka. Mermi ve pistol var. Bufflanmış da. Hala böcek sesleri geliyor sağdan. Ya su sesi ya böcek sesi geliyor. Derilerini alıyorum. Derileri lazım olabilir belki. Kıyafetleri upgrade'lemekte. Evet, buradan efsane radyasyon kapıyorum. Hemen bir şey kapıyorsam kapıp çıkmam lazım. İşte daha önceden Radix niye kullanmadın derseniz bu sebepten. Birazcık daha biriksin istedim. Bunu alalım, belki bir yerde lazım olur. Fusion Core. Fusion Core çok önemli. Bunu buradan aldığımız iyi oldu. Fusion Core yeterli bir şey. Ganimet bizim için. Çünkü birçok şey Fusion'la çalışıyor. Yani nükleeri iyiye doğru kullandığımız için büyük ihtimalle o giyeceğimiz kıyafetler falan da şeyler, zırhlar falan da büyük Fusion Core'la çalışıyor olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden Fusion Core önemli. Kasayı da oradan açtık. Buradan ganimeti aldık. Early game ganimetleri güzel şimdilik. Şehre devam edelim abi şuradan. John Jort. Bayağı bir loot yapılıyor ya. Karaktere build yaparken emin adımlarla yapmalısınız arkadaşlar. Her yere bakmalısınız. Çünkü buradaki her şey bize lazım olacak. Girdiğim yere girdim. Arka kapısı varmış. Efsane oldu. Yani ben bu şekilde oynamayı çok seviyorum açıkçası. Kırar mı? Kırmaz, o kadar değil. Oyun bu arada hala Skyrim'in motorunu kullanıyor. Evet, şu taraftan silah sesleri geliyor. Burada zaten yanan bir lamba var. Demek ki burada bir hayat, yaşam var. Evet, bu kapı Workhouse. Evet, orada bir çanta var. Orada bir ganimet, bir şey olabilir. Daha yukarıları var. Ha, bu odaya inmek için yapmışlar burayı. Buraya binelim. Evet, Medex çıktı, güzel. Aha. Evet, mermi çıktı, silah çıktı, güzel. İyi ki inmişiz. Şimdi tekrar çıkalım abi. Ay, atlayamadım. Aha, yine düştük. Şurada merdiven var mıdır?
O kapı dışarı mı çıkıyor? Evet, dışarı çıkıyor. Böyle bir tırmanalım. Mekanlara bakalım. Düşmeden. Evet, burası çatıya çıkıyor. Çatıya çıkalım bakalım. Evet, çatı efsane harbiden. Şurada bir kule var, kilise gibi. Oraya gidebiliriz. Şurada bir belediye binası gibi bir yer var. Kırmızılara bürünmüş. Düşman olma olasılığı mı var acaba? Burada da var aynısından zira. Evet, bir Allah'ın kulu göremedik daha. Bir Allah'ın kulu yok. Buralarda normalde bu kadar hızlı koşmamak lazım. Aha. Silah sesleri yeniden gelmeye başladı. Silah seslerine doğru bir gidelim. Evet, buradan sesler geliyor. Abi ne oldu? Aha, arkamdaymış. Adamsın köpek. Aha. Yardım et diyor. O adamdan lazer gun al, yardım et diyor. Sıkıyordum vallahi ben de. Dur. Lazer gun yok ki adamda. Dur bakayım. Bizim silah daha güçlüdür zaten. Bu arada level geldi galiba yine. Aa, Switchblade var yalnız. Batondan iyi mi? Değil. Tamam, yardım edeyim bebeğim. Ha, lazer gun bunda. Bunu indir. Oo, maskı temde ha. Tüfek. Evet, bunun zırh da iyi galiba. Evet, 30 vuruyor. Bunu bir favorilere alalım hocam. Önce levelimizi de atlayalım. Şu an level 3 oldum. Bir tane daha seçebiliyorum. Şeyden, agility'den 3 tane gidebiliyorum level 3'e kadar. Şimdi buralardan seçebilirim. Melee silahlarla %20 daha fazla hasar ver var. Rifleman var. Otomatik tüfeklerle %20 daha fazla hasar veriyor. Perception'da otomatik olmayan tüfeklerle, özür diliyorum, işte sniper'dır, işte M1'dir o tarzda. Black Widow çok güzel bir skin aslında. Konuşmalarda çok daha hızlı bir şekilde ikna edebiliyoruz onları ve fightlarda %5 daha fazla hasar alıyorlarmış. Bu Medic Intelligence'la gelen bir özellik. Normalde Steampunk'lar ve Red Away'ler %30'unu yenilerken canın, bu %40'a çıkartıyor. Çok güzel bir özellik aslında. Daha az, genel anlamıyla, oyunun genel anlamı daha Steampunk kullanmamızı sağlar. Evet, daha fazla mermi bul olayı var. Otomatik silahlar var Agility'de de. Biz burada, ben Black Widow'u kullanacağım çünkü bu bana lazım olacak. Karadul. Onu açmış bulundum. Evet, bu silah şimdilik favorilere ekleyeceğim. Doğrudur. Şöyle şuraya ekleyeceğim. Kıyafet vardı hocam. Şimdi 2 bu veriyor. 2, 4, 6. Ha, bu direkt hepsini kapladı. Hala bizim, aa, damage resistance'ı yokmuş bizimkinin. O zaman Drifter'la devam. Şeye karşı koruyormuş sadece. Radyasyona karşı bir koruma sağlıyormuş. Evet, şu an Drifter'a girdik abi. Bak, ellerime direkt eldiven geliyor yalnız. Efsane. Şöyle bir bakalım. Yakışıklı olduk mu? Evet abi, şu anda tam bir oyun karakteriyim. Yanlış mı? Şu an çok benzedim bir oyun karakterine. Çok güzel. Evet, silahımız da bu. Gayet iyi bence.
Evet, TPS de oynayabiliriz aslında oyunda. Ben FPS daha çok seviyorum. Haydi bakalım. Özgürlük Müzesi. Yardıma gidiyoruz onlara. Gelenler varmış, saldıranlar. Banditler herhalde ya da scavengerlar. Oo, direkt fight mı? Abi kimle sıkışıyorsunuz? Ha, direkt ben size mi sıkayım? İçeride de mi? Al. Bu silah hocam hayırdır? Vay arkadaş, böyle mi dolduruyorduk bunu? Beni görmediler henüz. Oha, ölmedi lan, canı gitti, ölmedi. Canı bitti yani, gitti de değil. Hocam unlock da yok, illa vuracağız onu. Aa, köpeğe sıkıyorlar lan. İnsan mısınız lan? Bir baksana sen şuradan. Ha, her şeyi de bir daha dolduruyormuşum. Vay arkadaş, ben diyorum niye sıkmıyor ya silah? Abi adam nereden sıkıyor ya? Çıkar bakayım kafayı. Abi ölmüyor da. Ya lazer mazer baca ters hocam. Çık lan. Ah, vurdum sonunda. Evet, o da şurada. Evet, headshot ona da gitti. Evet, canımız azaldı bayağı. Solda kapı var. Abi ne sıkıntı işmiş ya bu. Ersin. Of! Oş, WhatsApp'a da girmiyorum fark ettiyseniz, elimden geldiğince girmemeye çalışacağım WhatsApp'a, çünkü alışmam lazım. Agility'ye vermedim. Agility'ye 3 yıldız verdik. Abi kim gerçek, kim maket? Nasıl bir porno dönüyor burada? Gel gel, tamam. Gel. Oo, sağlı sollu geldiler hocam. Accept. Ha, select. Burada da var. Select. Accept. Evet, o gitti. Aa, kaçamadı. Aldık, ikisini de aldık. Güzel. O bizden abi. Az kalsın adamı eritiyordum valla. Yalnız şunları lootlamam lazım. Ve niye ayağa kalkamıyorum? Evet, buradan daha iyi bir zırh çıktı bana şu anda. Gördüğünüz gibi loot çok fazla ve birazdan overencumber olacağım bile. Yani ağırlık taşıyamamaya başlayacağım bile. O yüzden kendimize bir base düşünme vaktidir. Hani şu an tam onun vaktidir. Geldim hocam. Man, I don't know who you are, but your time is impeccable. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. Evet, Minuteman'im ben diyor. Buraların Minuteman nedir? Abi kafam nasıl? Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things fell apart. Now it looks like I'm the last Minuteman left standing. Nope. Bu insanlar dünyada son kalanlarmış. Devam et diyelim. Seri katilim ya. Yesterday there were 8. Now we're 5. First it was the ghouls in Lexington. İlk başta 20 kişilermiş. Dün 8'e düşmüşler. Bugün 5'e Lexington'daki ghoul'lar bunları parçalamış abi. Ghoul dediğimizde ghoul'ları biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için de hani insanların zombileşmiş halleri. Birazcık hızlı olurlar, korkunç olurlar, pençelerler falan. O yüzden sormuyorum. Sorry. Sounds really rough. Thanks. Good to meet someone who really cares. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But damn it. Well, we do have one idea. Evet, Concord yerleşmenin şey olacağını düşündük. Güvenli olacağını düşündük. Ancak bu işte hooliganlar bize şey yaptılar. Yanlış olduğumuzu kanıtladılar diyor. One good idea can make all the difference. Sturgis, tell her. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well, çatıda like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking of. Çatıda bir adet loot varmış bize. Sürpriz olsun söylemeyeyim. Ben anladım ne olduğunu sanırım. Yeah, I thought you might. Yalnız oyun bug'da kaldı. Altyazı çıkmıyor.
get the suit, you can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Good idea. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. The answer's no. I'm out. Just like that, huh? Come this far, then kızdırmak için de kızdı. Determination bin. Have it your way. Stay safe. Maybe at least one of us will survive this. Abi tamam, şaka yapmıştım. Şimdi şu power suit dediğimiz olay var ya, ben bu oyunda daha bayağı late game'de gelir diye düşünmüştüm ama bayağı erken geldi. Şimdi power armor'u alacağız. Diyor ki tahmin ettiğim gibi ya, oyun her şey şu anda. Demiştim hani power armor çalıştırmak için büyük ihtimalle fusion core gerekebilir diye. Fusion core gerekiyormuş ve biz alt tarafta madene inip fusion core'u almıştık. Actually, I already grabbed the fusion core. We're set. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Evet, bu yağmacıları şey yapmak için, uzaklaştırmak için o power armor'a ihtiyacımız var. Abi bak, gümüş çatal bıçak falan diyor, onları alalım hocam. Bunları alalım. Burada güzel loot var. Aha, bobblehead hem de perception, efsane. İlk bobblehead'imizi aldık. Çok iyi oldu. Bu perception skill'imiz 4'tü ya da 5'ti sanırsam. 1 puan arttırdı ve bu kalıcı olan bir şey. Bulutlara devam ediyoruz. Şeyi de bıraktım ha. Aha, direkt önüme çıktı ha, yalnız buradaymış. Wow, 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 wow. Ne eksik? Fusion core eksik. Fusion core. Restore mu yapacağız? Aynen. Aynen hocam. İşte bundan bahsediyordum. Tam olarak bundan bahsediyordum. Şimdi binebiliyor muyuz? Efsanesin ki sen. Arkadan biniliyor. Efsane. Hocam, içindeyiz, içerideyiz. GG. Evet, yüksekten düşerkenki hasarı ve dışarıdan gelecek diğer hasarları kapatıyormuş bu. Bir de burada da minigun var. Kendime şöyle bir bakayım. Abi. Abi. I am legend. Biraz paslı ama legend. Minigun da aldım. Sağ bacağımda ve sol kolumda sıkıntı var biraz. Abi köpek çekilirse. Abi cehennem. Cehennemi yaşatıyorum. Aman Allah'ım, kol nasıl titriyor, kol nasıl titriyor, öyle böyle değil. Atlıyorum o zaman. Bitmediniz. Ne olsun istiyorsun? He? Arabalar bile patlıyor galiba. Aynen, üf. Yalnız patlayacak galiba. Boş. Oo, Deathclaw geldi, yok artık. Yok artık. Yok artık. Are you fucking serious? Daha dakika bir. Of of of. Tık abi o Deathclaw'a. Bize gelmesin de ne atıyorsa yesin orada. Of of of. Allah! Allah, şakaydı. Vallahi şakaydı. Of 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 of. Of 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 of. Silah ısındı. Abi help. Abi help. Abi Deathclaw.
Oyunun en güçlü yaratıklarından bir tanesi, hatta en güçlüsü Deathclaw. Kolay kolay ölecek bir şey değil yani. Bak işte eser. Abi. Aa, Allah. Allah, ne yapıyorsun? Üf. Abi şimdi şuralara girebiliyor muyum? Giriyorum. Efsaneyim abi. Şuradan varsa bir steampak alayım. Şimdi patlayıcılar kullanacağız. Elimde birkaç tane patlayıcı var. Buraya girebilir mi bilmiyorum. Büyük ihtimalle girebiliyordur. Burada sağlam bir şey de bulamadım. Buraya gireceğim. O buraya girebiliyor mu bilmiyorum. Ben kapıdan girebiliyorum. Ben kaçıp buraya gireceğim. Şurada önce kesinlikle mayına bastırmam gerekiyor. Bir tane mayınım vardı. O mayını buraya kullanacağız abi. Envanter. Mayın abi. Tam buraya. Tamam, buna basacak. Yani bassın bir zahmet. Oradan canı gidecek ama bende maalesef bir tane var. Bir de 7 tane molotovumuz var. Molotovları kullanmamız lazım bizim. Molotovları şöyle alalım. Onun dışında mecbur bu maskatı kullanacağız yani. 30 elektrik vuruyor. Onun dışında başka yapabileceğim bir şey yok buna. Ha, kendimi de damage daha fazla damage vermek için. Nerede o? Evet, Psycho kullanabilirim. Psycho'yu da buraya aldık. Meyveden deyip canı iyice fullleyelim abi. Minigun'ın mermisi bittiği için bunu yapıyoruz. Şuradan da help gelirse iyi olacak. Sniper var adamın. Şu sağ tarafta bir yerdeydi abi. Oyunu burada bir kaydedelim. Çünkü işimiz iş. İşimiz iş abi. Aman diyeyim. Sakata geleceğiz yani. Taklaya gelmeyelim. Hemen buradan halledelim. Şimdi uzakta olduğu için ilk başta bunu vurmak saçma. İlk başta biz buna el bombası atalım hocam. Nerede ama? Aha şurada. Patla! Abi çok geriye gitti. Deathclaw can yarıda. Koş! Ah, kaptı! Kaptı kaptı. Üf. Üf üf üf. Koş 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 koş. Mermi. Mermi. Molotov. Evet, kendimi de yaktım ama onu da yaktım. Önemli olan oydu. Mayın var burada. Bas mayına. Basmıştır inşallah. Göremediğim için. Evet, içeri giremedi. Köpeğe daldı. Efsane. İçeri giremedi, efsane. Şimdi abi şuraya çıkabilirim ya, hadi. Heh. Evet, kafadan vurma ihtimalim çok düşük. En çok hasar neresi veriyor? Hiçbir yer hasar vermiyor ki abi. Hani adam Deathclaw. O da oradan vuramıyor. Nasıl tırmanırsa fena. Oha! 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 Abi yakacağız. Abi ne vurdu be? Hani bakayım şu an benim burada olduğumun bilincinde mi? Evet. Ağzına da düştüm, efsi oldu. Evet, ondan yanıyor olması lazım. Evet, yanıyor. De. Ne gitti yalnız ha. Neyse, kaçacak yerimizi bulduk. Bunu ancak bu şekilde mücadele edebiliriz. Aksi takdirde vallahi seni beni yer. Gitti, saklanıyor değil mi orada? Evet, orada. Deneyelim. Bir de böyle
Sinsi bir yaratık yani. Abi harcadık boşa molotovu. Aman. Aman. Of. Abi hiç bana mısın demiyor ya adam. Kuyruğundan vurabiliyorum. Canı gitmiyor ya, şaka gibi abi. Yine oraya mı saklandı? Yer altında mı yoksa? Aman geliyor. Abi dilerim buraya giremezsin. Sığmaz buraya ya. Abi det kaçış. Nerede cengaver? Abi çıkmıyor da ya, korkuyorum abi, bildiğin Dead Claw adam. Abi ne yapıyorsun? Bu yani, bu kadar. Lan. Yine harcadık bir tane. Abi canı gitmiyor. Ben bunu abi tarayacağım o zaman. Şunu deneyeceğim. Mermim de var. Molotov bitti ama galiba. Abi pusup geliyor ya, şaka gibi yaratık. Evet yaktım. Aa yanmadı lan. Ah yandı. Abi ben senin kafaya şöyle bir çalışayım mı? Evet buday vuruyor lan. Abo abi. Şeyi vurduk ya, şaka gibi. İyi azalttık canı. Kaç tane molotovum kaldı? Molotov bitti. Süper. Abi Psycho'yu da hiç kullanmadım ha. Psycho dedim. Şu Psycho'dan kullanayım be. Evet şu an damage'ım da arttı. AP de doldu. Kafaya çalışacağım. İnşallah indiririm. Evet biraz agility'miz düşük olduğu için. Abi. Select. Haydi. Boşa salladık. Ve aldık. Dead Claw'u aldık abi. Dead Claw meets Turpentide. Efsane olmadı mı? Ooo sonunda. Abi. Dead Claw aldık ya. Neyse gelmişiz zaten. Pretty amazing display. I'm just glad you're on our side. The feeling's mutual, Preston. You can never have too many friends. Not in the Commonwealth. Listen, when we first met, you asked about the Minutemen. One thing you should know about us, we help out our friends. So here, for everything you've done, thank you. Oh, Fusion Cell verdi 50 adet. Since you say that, maybe you'll come to Sanctuary with us. We could use your help getting settled there. Bunlar bizim geldiğimiz Sanctuary, yani bizim evin olduğu yere yerleşmek istiyorlarmış. Orası gayet güzel bir kasaba olabilir ya. Oraya yerleşebiliriz. What would I need to do? You'd need to stay strong like you've been. Cause there's... Right? My destiny? What do you mean? You are a woman out of time, out of hope.
Sean? Oh, I wish I knew, kid. I really do. But it's not like I can see your son. I can just... The great green jewel of the... Abi bir şey soracağım. Aradan 200 yıl geçtiyse çocuğun yaşlı olması, ölmüş olması gerekmiyor mu? Çocuk ölü bence şu anda. Neyini arıyoruz ki? Bring me some chems later. The site will paint a clearer picture. No, Mama Murphy, we talked about this. That junk, it's gonna kill you. Evet, bu kadın medyum gibi bir şey oğlumun yaşadığını hissediyor. My new friend here, she's gonna need it too. Now let's get going. We need to keep moving. Sanctuary awaits. Sanctuary'ye gidelim abi. Don't worry. Evet, bir sonraki bölümde arkadaşlar Sanctuary'ye gidip base yapımına başlayacağız. Bu bölümde Power Suite'i gördük. Dead Claw'u gördük. Daha bölüm 2. Kim bilir bu seride daha sizlerle beraber neler göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bu da öyle bir oyun ki hani istediğiniz kadar izleyebilirsiniz oyunu, seriyi. Ve istediğiniz kadar da oynayabilirsiniz. Çünkü seçenek çok. Aynı şeyleri yapmak durumunda kalmayacaksınız. Siz çok daha farklı ilerleyebilirsiniz. Evet, bunlar yürüyecekler şimdi. Biz de onlarla beraber yürüyeceğim ben de. O gerçekçilik hissiyatını yaşamak için. Haydi çocuklar. O ne? Alırım hocam. Ha şey mi? Junkmış. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz cansınız, kansınız. Hafta içi akşamları saat 9'da yayınlar oluyor. O yüzden ara sıra twitch.tv/yesildevinmaceraları adresine bakmayı unutmayın. Link aşağıda var. Yazmak zor geliyorsa canlı yayın linki aşağıda var. Tıklayıp girebilirsiniz. Öpüyorum, teşekkür ediyorum. Hoşça kalın efendim.